Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber parabolün kalan soru çözümlerine devam ediyoruz. Hemen birinci soruya bakalım. Parabolünün kesim noktalarının apsiler toplamı eksi 1, apsiler çarpımı 1 bölü 3. A çarpı B'nin kaç olduğunu soruyor. Kesim noktaları diyorsa varsayalım şöyle bir parabol düşünebiliriz. Şöyle bir şey de olabilir bilmiyorum yani. Ona bakacağız işte. Saçmaladık biraz. Kesim noktaları diyorsa biz buradaki iki parabolü birbirine eşitleyelim. Oradan neler gelecek bir bakalım. O halde 4x kare eksi x artı b eşittir x kare eksi ax artı 1. Buradaki ifadelerin hepsini sol tarafa atacak olursam ne gelecek? 3x kare. Buraya da x parantezini alacak olursam artı x parantezine ne gelecek arkadaşlar? Buraya artı ax olarak gidecek. Artı ax. O zaman buradan eksi 1 artı a gelecek. Ve son olarak da artı b eksi 1 gelecek. Bu neye eşit arkadaşlar? Sıfıra eşit. Apsisler toplamı diyor. Yani aslında biz burada kökler toplamına bakacak olursak. Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a'ydı. Hemen eksi b bölü a yazalım. Burayı yazacağız o zaman. Eksiye çarpıp yazıyorum. Eksi a artı 1 bölü 3. Kaç eşit olacak arkadaşlar? Eksi 1'e eşit olacak. O zaman buradan eksi a artı 1 eşittir. Eksi 3. A'yı bu tarafa atalım. Eksi 3'ü bu tarafa atalım. A dediğin değer buradan kaç gelecek arkadaşlar? 4 gelmiş bulunur. Sonrasında ise apsisler çarpımına bakalım. Apsisler çarpımı dediğimiz ifade neydi? Kökler çarpımı yani C bölü A. C bölü A'ya baktığım zaman onu da burada yapıyorum. B eksi 1 bölü 3 dediğimiz ifade 1 bölü 3'e eşit. Buradaki 3'leri götürdüm. B eksi 1 eşittir 1. Eksi 1'i karşılattım. B eşittir. Buradan 2 geldi. Bu ikisinin bize çarpımını soruyor. Buradan 8 yani cevabımız C seçeneği gelecektir. Şekildeki ABCD karesinin A köşesi y eşittir x kare, B köşesi y eşittir x eksi 8'in karesinin parabolün üzerindedir. Buna göre karenin alanının kaç olduğunu söylüyor. Buraya baktığım zaman ben buradaki o koordinatın 0, 0 olduğunu biliyorum. Ve buradaki A noktası parabol üzerinde olduğundan dolayı zaten soruda öyle vermiş. Ben buradaki OD uzunluğunu A diyecek olsam, pekala şuralarda zaten kare olduğu için eşit. Buradaki y eşittir x kare ya, ben orada zaman buradaki d koordinatı nedir arkadaşlar? A'ya sıfırdır değil mi? Evet. Peki hele a koordinatı nedir arkadaşlar? Burası a kare gelecek mi? Evet, a kare gelecek. Sonrasında ise buradaki şeyde ben bu şekilde ad'nin a kare olduğunu buldum mu? Çünkü kare. Sonrasında dc de a kare gelecek, bc de a kare gelecek. Bak fark edecek olursak dc burada a kare geldi mi? Evet. Peki hele burada eşitliklerimiz var mı? Aynen. Burası da a kare. O halde bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Buradaki parabol 8 birim sağ ötelenmiş mi? Aynen. Aynı parabol sadece 8 birim sağ ötelenmiş gibi düşünebiliriz. O halde OD A birim diyecek olursam C şuradaki nokta arasına da A birim diyebilirim. Sonrasında ise ben buraya baktığım zaman burası ne arkadaşlar? Tam kare değil mi? Tam kare olduğu zaman buraya teğet olabiliyor. O zaman buradaki noktanın X değeri kaç gelecek arkadaşlar? 8. O buraya da atıyorum F noktası diyelim. O F noktasına baktığım zaman OF eşittir. Bir tane A kare var, iki tane A var değil mi? Bu kaç eşit arkadaşlar? 8'e. Şöyle yapacak olursak A parantezine aldığımız zaman A artı 2 eşittir 8. Burada sayı deneyebiliriz. A oradan 2 gelecektir. 2 çarpı 4'ten. Veya bunu bu tarafa atıp çarpanlar ayırma da yapabilirdik. Hangisi kolayınıza geliyorsa. O halde A2 mi? Evet A2. Karenin bir kenarı ne kadar? A kare kadar. Yani 4 birim. 4 birim. Karenin alanını soruyor. 4 çarpı 4'ten 16 gelecektir. Umarım anlaşılır olmuştur. Şekildeki y eşittir fx parabolü ile d doğrusu y ekseni üzerinde k noktasının kesişmektedir. Buna göre ABC'nin çarpımı kaç olduğunu ve a, b ve c yani 3 sayı da birbirleri aralarında asal doğal sayılardır demiş. O halde ben burada parabolün denklemini yazacak olsam burada köklerini biliyorum. Bir tanesi 1, bir tanesi 4. O halde yazabilir miyim? Yazabilirim. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 diyeceğim. Sonrasında ise burada bir nokta daha vermiş bize. Bu noktanın koordinatlarını yazdığım zaman eksi 1'e 10 noktası mıdır? Evet. Ben burada eksi 1'i denklemde yerine yazdıktan sonra onu eğer 10 sayısına eşitlersem buradaki a sayısını bulabilirim. Buraya a demeyelim. Buradaki a'lar karışmasın. Ben bunu bir sileyim. Buraya m diyelim. Tamam mı? Sonrasında ise geldim. X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 2 çarpı eksi 5. Bir de m'miz var. Kaça eşit olsun istiyoruz? 10'a eşit olsun diyoruz. O zaman buradan m değeri kaç gelecektir arkadaşlar? 1 değeri gelecektir. Sonrasında ise buraya baktığımız zaman k noktasında kesişmiş. Pekala k noktasına baktığımız zaman burada parabol üzerinde olduğu için parabol üzerinden düşünelim. Burada x değerim kaçtır arkadaşlar? 0'dır.
x'e 0 değerini verdiğim zaman ben buradaki y değerini bulabilirim. Gelelim x yerine 0 verelim. Parabol denklemi tekrar ediyorum. 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4. İlk gördüğüm yere 0 verdim. Eksi 1 çarpı eksi 4'ten o zaman buradaki noktam k yazalım şöyle. K dediğim değer nedir arkadaşlar? 0'a 4 noktasıymış. O halde ben artık şöyle düşünecek olursam. X, Y eksenlerini düşünelim. Buradaki D doğrusunu varsayımsal olarak çizdiğim zaman şuradaki noktanın ben ne olduğunu biliyorum 4. Şuradaki noktanın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Eksi 3 olduğunu biliyorum. O halde ben şunu yapabilir miyim arkadaşlar? X bölü eksi 3 artı Y bölü 4 eşittir 1. Burada ne yapalım? Paydaları eşitleyelim. Ben burayı neyle çarpayım? Eksi 4 ile çarpayım. Burayı da 3 ile çarpayım. Eksi 4x artı 3y. Burası totalde payda kısmı 12 olacak. Onu da direkt karşıya attım. 12 eşit. Hatta eksi 4x'e karşıya atalım. 3y eşittir. 12 artı 4x geldi. Baktığımız zaman zaten bu sayılar aralarında asal mıdır? 12 ile 4 aralarında asal değil ama 3'ü birden kendi arasında ortak bir böleni olmadığı için 3, 12 ve 4 kendi aralarında asaldır diyebiliriz. O halde bunların çarpımını soruyor zaten bize de. 3 çarpı 12, 36, 4 ile de çarpacak olursam 144 gelecektir. Cevabımızdan B seçeneği gelir. Burada verilen uçağın bir parabol olarak ne diyor bir okuyalım. Havalandıktan sonra 24. fitten itibaren 60 saniye süreyle parabol şeklinde bir yörünge takip etmektedir diyor. Uçak yörüngeye girdikten sonra 20. saniyeden 40. saniyeye kadar uçak içindeki personel yer çekimsiz ortam sağlayacak ve en fazla 33.000 fit yüksekliğe çıkacaktır. Buna göre uçak ilk olarak kaç fit yükseklikte ilk yer çekimsiz ortam sağlar diyor. Şimdi şöyle düşünecek olsam arkadaşlar ben buraya baktığım zaman sıfır noktası mı? Evet. 24.000 mi? Okey. Sonrasında ise şimdi sıfırla 60 aynı noktalar mı? Evet, o zaman ben bu simetri eksenini alabilmek için yani tepe noktasını bulabilmek için şöyle düşünebilir miyim? Çizemedim. Şöyle düşünecek olsam bu ikisini toplayıp ikiye böldüğüm zaman R değerini bulacak mıyım? Evet arkadaşlar bulurum. O da nedir? 30'dur. Sonrasında burası aslında nedir o zaman? Şöyle koordinatını yazacak olursam 30'a kaç? 33.000. O halde ben tepe noktasını bilinen parabolün denklemini yazabilir miyim? Yazabilirim. A çarpı x eksi r'nin karesi yani x eksi 30'un karesi artı k dediğim değerde kaçtır arkadaşlar? 33.000. Peki hala ben buradaki a değerini nerede bulacağım? Hemen onu inceleyelim. Ben bu noktaya baktığım zaman burada koordinatın x'in 0 olduğunu, y değerinde 24.000 olduğunu biliyorum. O halde x gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 yazacak olursam 30'un karesinden 900 gelecek. O zaman 900 tane A artı 33.000 kaç eşit olacak arkadaşlar? 24.000'e. Bunu da bu tarafa atacak olursam burada eksi 9.000 kalacaktır. Her tarafı 9'ya bölecek olursam A dediğim değer de buradan eksi 10 gelecektir. Peki hala ben artık parabolün her şeyini biliyor muyum? Evet biliyorum. Tekrar yazıyorum. Eksi 10 çarpı x eksi 30'un karesi artı 33.000. Bize soruda soruyor ki yer çekimsiz ilk kez yer çekimsiz ortamda nerede karşılaşacaktır arkadaşlar? Burada yani x'in 20 olduğu değerde. Zaten bunun bize neyini soruyor? Y değerini soruyor. Geldim x yerine 20'yi yazdım. 20 yazacak olursam eksi 10'un karesinden eksi 100 gelecektir. Pardon şöyle yanlış yazdık. Bugün x gördüğüm yere 20 yazdım. Eksi 10 karesi 100 eksi 10 ile çarptım. Eksi 1000 gelecektir burası. Eksi 1000 artı 33.000 de ederi nedir arkadaşlar? 32.000'dir. Zaten bu da bizim cevabımız olacaktır. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda x eksenine c noktasına teğet bir fx parabolü ile c noktasında kesişip tepe noktası y eksen üzerinde olan gx parabolü verilmiş. Buna göre a ve b noktalarından geçen d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar şimdi soruya baktığımız zaman biz neler öğrenebiliriz? Grafiklerden neler çıkartabiliriz? Onları bir yazalım. Öncelikle ben burasının birbirine kesiştiğini ve gx parabolün tepe noktası olduğunu anladım. Sonrasında ise burada x değerleri sıfır mıdır arkadaşlar? X eşittir sıfır değil mi burada? Tamam. Mesela ben burada x yerine sıfır yazdığım zaman eksi 2'nin karesinden buranın y değerinin kaç olduğunu öğrendim. 4 olduğunu öğrendim. Güzel. Başka ne yapabilirim? Sonrası bu tam kare bir ifade olduğu için buradaki c noktasını bu fx parabolü üzerinden düşünecek olursam x eksi 2 eşittir sıfırdan x nerede kesmiş arkadaşlar? Oradan c noktası koordinatı da 2'ye sıfırdır diyebilirim. Güzel.
Sonrasında başka ne yorumlar yapabiliriz? Buradan siyah olan parabolü düşünecek olursak burası tepe noktası ya. O zaman burası R ekseni düşünebilir miyiz? Evet. O zaman buradaki A kökümüzde ne gelecek arkadaşlar? Tamlıkta olan eksi 2 gelecektir. Çünkü burası da mesela OC ile şuraya OC diyelim. OC ile OA uzunluğu birbirine eşit olacağı için. Sonrasında devam edecek olursam şundan morla göstereyim. Mesela bu noktaya baktığımız zaman bu noktanın ben B noktasının Y değerinin kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şu uzunluğun kaç olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Mesela ben buraya K'ya 4 desem. Baktığım zaman bu K değeri parabol üzerinde mi? Evet, parabol üzerinde. O halde ben K yazsam K eksi 2'nin karesi ne diyeceğim? 4'e eşit diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Her tarafın karekökünü alacak olursam buradakiler gider. Burada da ne kalacak arkadaşlar? 2. O zaman mutlak değer dışarıdan çıkacağı için K eksi 2 dediğim değer buradan 2 olacaktır. O zaman K eksi 2 eşittir 2. Bir de K eksi 2 dediğim değer ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2 gelecektir. Buradaki eksi 2'yi karşıya attığım zaman buradan k değerim 4 gelecektir. Buradan k değerim kaç gelecektir arkadaşlar? 0 gelecektir. 0 alamam çünkü zaten y ekseninin sağında bulunduğu için. O halde benim buradaki k değerim kaç geldi arkadaşlar? 4'e 4 geldi. Sonrasında ise ben bu noktayı biliyorum artık. Burayı neyle göstereyim? Şu kırmızıyla göstereyim. Bunu biliyorum. Burayı biliyorum. Peki bana doğru denklemi mi lazım? Evet. Ben burada tanjant alfayı inceleyebilir miyim? Kesinlikle inceleyebilirim. Şuraya alfa diyecek olursam. Şimdi neden tanjant alfayı inceliyorum? Çünkü eğim bulabilmek. Ben buradaki denklemleri ancak eğim kullanarak yazabilirim. Buraya baktığım zaman tanjant alfa dediğim değer 4 bölü tamamı. Burada 2 birim zaten şurası da neydi arkadaşlar? 4 birimde 6 gelecek şuradan 2 yani. O zaman tanjant alfa dediğim değer yani eğim dediğim ifade ne gelecek arkadaşlar? 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 gelecektir. Pekala ben şunu biliyor muyum? Y eşittir. Varsayalım ki mx artı n şeklinde bir denklem yazdığım zaman benim eğimin buradaki m katsayısı olduğunu biliyorum. Y eşittir o halde. 2 bölü 3x artı n. Pekala ben bu n değerini nasıl bulacağım? Buradaki n değerini bulabilmek için de doğru üzerindeki bir noktayı kullanabiliriz. Buradaki şuradaki b noktası neydi arkadaşlar? 4'e 4 müydü? Evet o zaman x gördüğüm yere 4 yazacak olursam. Yani 4 eşittir. 2 bölü 3 çarpı 4 artı n diyeceğiz. Buradan n değerini çekebilmek için 8 bölü 3 yapıyor. 8 bölü 3'ü karşılaştıracak olursam ben dediğim ifade şöyle düzeltelim. 4 eksi 8 bölü 3 gelecektir. Burayı 3 ile genişlettim. 12 8 çıkarttım. O zaman bunun sonucu da ne geldi aslında? 4 bölü 3 geldi. Şimdi toparlayalım tekrar. Bizim denklemimiz buydu. Buraya yazıyorum. Y eşittir. 2 bölü 3 eksi artı 4 bölü 3. Paydalar aynı. Tek paydada yazıyorum. 2x artı 4 bölü 3. Benim ne olacak? Doğru denklem olacak. O da hangi şıkta verilmiş? Adana seçeneğinde verilmiş. Doğru mudur? Evet, A cevabımız A seçeneği. Şekilde gösterilen y eşittir x kare artı ax artı 5 parabolüyle burada doğru t noktasına teğettir. Hemen burada ne yorum yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Teğetse delta eşittir 0. O verilen denklemleri birbirine eşitleyip deltasından yola çıkabilirim. X kare artı ax artı 5 eşittir 2x artı a. Bütün ifadeyi sol tarafta topluyorum. O halde x kare eksi artı. Buraya x parantezini alacak olursam x parantezine a eksi 2 artı 5 eksi a eşittir 0 geldi. Sonrasında ne demiştim? Teğet olduğu için delta eşittir 0 olmalı. Delta dediğim ifade b kare eksi 4 ac. Bunun da yazılımı b kare eksi 4 ac eşittir 0 olmalı. B kare dediğim ifade a eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı an x karenin katsayısı 1 çarpı c dediğimiz ifade 5 eksi a. Bunu da 5 eksi a olarak yazalım. Eşittir 0 olmasını istiyorum. O halde buradan açmak zorundayız. Bunu a kare artı pardon eksi 4 a artı 4 eksi ne gelecek buradan? 20 artı 4 a geldi. Doğru mu yaptık? Evet doğru yaptık. Bunları götürdüğümüz halde a kare şöyle düzenleyecek olursam eksi 16 eşittir 0 geldi. Buradan a değerim artı eksi 4 gelecektir. Şimdi hangisini seçeceğim? Bunun deneme yanılma yoluyla bulabiliriz. Nasıl yani? Kesişti noktalar yani şu birbirine eşitlediğimiz denklem üzerinde yazacak olursam a değerini buradaki neyi bulacağım arkadaşlar? T'nin hangi x değerine tekabül ettiğini bulabilirim değil mi? O zaman geldim. Ne yazayım? O zaman şu şekilde yazayım. A eşittir 4 için bunu yazıyorum. Ne gelecek? X kare 4 yazdık. Artı 4 yazacak olursam 2x
artı 1 eşittir 0. Buradan ne dedi aslında bu? X artı 1'in karesi eşittir 0. Buradan x değeri ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 gelecek. Baktığım zaman y ekseninin sağında bulunduğu için buradaki değerim benim ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. O halde ben buradan bunu alamam. O halde neymiş aslında? A değerim neymiş buradan arkadaşlar? Eksi 4'müş. Onları siyahla yazalım. A eşittir. Eksi 4 için alıyorum. Eksi 4 için alacak olursam ne gelecek arkadaşlar? X kare. Neredeydi dedik ben burada? Eksi 6x. Eksi 9 eşittir 0. Buraya baktığım zaman bu da zaten x eksi 3'ün karesine. Karesiydi. Buraya 0 eşitledim. Buradan x değerim ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. O halde buradaki t değerim neymiş arkadaşlar? 3'müş değil mi? Buradaki x değerim. Burası kötü gözüküyor. Düşürürüz. Dersek şöyle bir daha yazalım. X değerim kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Ben bildiklerimi burada kullanabilir miyim? Kullanamıyorum. Mesela şurada ben a değerini biliyorum. O zaman bunu yazalım. Bir x kare eksi 4x artı 5. X gördüğüm yere 0 verdiğim zaman buradaki KO uzunluğunun 5 birim olduğunu biliyorum. Pekala L noktasına bakalım. L noktasını inceleyecek olursam burada benim bu doğru üzerindeki o doğruyu da yazalım. 2x artı eksi 4. Burada y değerim nedir arkadaşlar? Y eşittir 0'dır değil mi? O zaman ben bunun 0 eşit olmasını istiyorum. Buradan x değerim kaç gelecek arkadaşlar? 2. O zaman O, L dediğim değer de nedir arkadaşlar? 2 birimdir. Zaten üçgenin alanını soruyordu bize. 5 çarpı 2 bölü 2'den sadeleştirecek olursak cevabımız buradan 5 cevabı yani A seçeneği gelecektir.